Ankara'da yeme içme sektörünü sanatla buluşturan Kaptan'ın Yeri Art Kafe'ye konuk oluyoruz. İşletmeci Erkan Kaptan bizlere hizmetlerini anlatıyor. Merhaba, Ekonomi Dünyası bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ankara'da bulunan Kaptan'ın Yeri Kafe'nin işletmecisi olan Erkan Bey ile sizlerleyiz. 1968 doğumluyum. Bu semtte, bu bölgede doğdum, büyüdüm. Burayı antikacı dükkanı düşünürken bir kafe oluşturduk ve bence de güzel oldu. Çok eğleniyoruz burada. Peki Kaptan'ın Yeri Art Kafe'nin hikayesi nedir? Nasıl kuruldu ve ne zaman açıldı? 2019 yılında açıldı. 4. yılımızdayız. Çok şükür pandemi sürecinde açıldık. Kapanma, herkesin kapandığı, iş yerlerini kapattığı bir dönemde açıldık. Zor bir dönemde açıldık. Ama bugün ayakta olmayı başarabildik. Bunun için mutluyum, huzurluyum efendim. Peki, kafenin konsepti nedir? Tam anlamıyla baktığımız zaman kafenin dış konseptinde sanatsal çalışmalar yer alıyor. Siz ne olarak görüyorsunuz? Burada daha çok bizi sanatçı dostlarımız ziyaret ediyor. Ressamlar, el sanatları yapan, müzik yapan dostlarımızla birlikte oluyoruz. Turistler ziyaret ediyor. Adımızdan da belirli olduğu gibi biz art kafe, sanat kafeyiz. Bundan dolayısıyla daha böyle sanatsal, otantik konsepte sahip bir işletmeyiz. Dediğim gibi biz aslında burayı bir kafe olarak düşünmemiştik. Fakat daha sonra güzel bir kafe haline getirmeyi başardık. Menüde en popüler ve lezzetli olan yemek veya içecek seçenekleriniz nelerdir size göre? Evet, benim favorim, 3 tane favorim var. Kaptan köfte birinci, kaptan filotomuz ve balaban köftemiz var. Bunların üçünü tüm izleyicilere tavsiye ediyoruz efendim. Kafenin kendine özgü bir sanatsal veya dekoratif teması var mı? Bu tema nedir ve nasıl seçildi? Tabii soyadımı kullanarak burayı açtık. Bizim dümen, çapa simgelerimizdir. Sanatsal ağırlıklı bakıyoruz. Bunlar tablolar olsun, diğer sanatsal çalışmaları da içinde barındıran, el sanatlarını da barındırıyoruz. Böylelikle bir sanat kafe olduğunu ifade ediyoruz. Gelecek planlarınız ve hedefleriniz nelerdir? Kafenin ilerleyen dönemlerindeki gelişmeleri hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki ben hep istiyorum ki Kaptan şubeleri olsun Kaptan'ın. Kaptan köfte tanıtılsın. O lezzet bilinsin istiyorum. Çünkü bunlar bana özgü şeyler. Umarım inşallah en kısa zamanda şubelerimizi açarız. En kısa zamanda kaptan köftemizi, kaptan ürünlerini tanıtma fırsatı buluruz. Bu bizim için önemli bir hedeftir diyebilirim. Kaptan köfteyi bu kadar övdünüz. Peki siz mutfağa giriyor musunuz bu köfteyi yapmak için? Tabii, zaten mutfakta kendim çalışıyorum. Mutfağı seviyorum. Kendim tasarlıyorum, kendim planlıyorum, kendim yapıyorum. Böyle. Toplamda kaç kişi istihdam sağlıyorsunuz peki burada? Biz burada normalde 6 kişi çalışıyoruz. Ben hariç 6 kişi çalışıyoruz. Mutfakta var, ocakta var, komi var, garson var. Böyle. Peki çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Özellikle söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey var mıdır bizlere? Tabii ki ben kaptan köftenin kaptanın yerinde yeneceğini herkese duyurmak istiyorum. Herkesi bekliyoruz. Evet, yukarıda yine dekoratif, otantik bir salonumuz var. Biz bu salona çok amaçlı bir salon diyoruz. Burada yemeklerin yendiği gibi, soğuk sıcak içeceklerin içildiği gibi, yaş günleri, doğum günleri dediğimiz, evlilik yıl dönümleri, evlilik teklifleri, toplu grup yemekleri gibi yemekler de veriyoruz. Onun için tasarladığımız bir salon. Aynı zamanda bu salonda sergiler açıyoruz, sanatsal sergiler açıyoruz, resim sergileri açıyoruz, standlar açıyoruz. Bu da bizim için ayrıca bir burayı sanat kafe yapma adını taşıyan olgudur. Peki ilerleyen dönemlerde yaptığınız eserleri sergilemek gibi bir amacınız var mı? Burada en güzel köşede sergilemişsiniz kendi yaptığınız işleri ama sonrası için? Evet, kendim şu an çok sanatla ilgilenemiyorum. Çok istiyorum ama fırsat bulamıyorum. Birkaç böyle başka işlerle de uğraşıyorum. Onun için bulamıyorum ama eğer böyle bir fırsat yaratırsam tabii ki kendi sergimi de açmak istiyorum. Peki, çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim.